Asgari ücrete zam için tüm gözler Temmuz ayına çevrildi. Son açıklanan enflasyon rakamlarının %70'in üzerinde olması nedeniyle maaşlarda zam beklentileri oluştu. AK Parti Kızılcahamam kampı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete zam sinyali verdi. Tabii petrol fiyatlarının 2-3 kat arttığı bir dönemde dünyada neyin nereye geldiğini hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz. İnşallah bu yıl sonuna çok daha farklı, çok daha güçlü bir şekilde gireceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Vatandaşlar asgari ücrete zam gelmesi gerektiğini söylerken zammın enflasyonu durduramayacağını dile getirdi. Bence hayat şartları değişmeyecek. Aksine çünkü alım gücü veya dışarıya satım yok. Zam gelmesine rağmen geçen seneye göre dolar bazında asgari ücrette düşüş oldu. Abi çünkü yani enflasyon neredeyse %100'e dayanacak geçen seneye baktığımızda. Ve gelen zam 6000 lira civarındaydı okuduğum haberlere göre. Yeterli değil. Ülkenin asgari yoksulluk sınırı zaten 9-10 bin lira olmuş. Yeterli görmüyorum yani ben. Gelecek zam da hiçbir şey ifade etmeyecek. Çünkü ürünlere gelen zam enflasyon %100'ü görüyor. Enflasyonun durması mümkün değil. Mümkün değil. Bir, evvela herkes düzgün vergisini vermiyor. Kesinlikle vermiyor. İkincisi, hükümet çarçur ediyor paraları. Ne demek bir kişi 4 tane 5 tane maaş, ne demek ya bu? Ne demek? Gençler işsiz geziyor. Utanmıyor mu o maaşı alan insanlar? Hiç utanıp sıkılmıyorlar mı? Bu çocuklar genç insanlar, gelecek bekleyen insanlar. Bomboş gezerken, başları öndeyken onlar görmüyorlar mı? Adil olarak bir ücret dağıtımı yapsınlar. Aralarda fazla fark olmasın. Bir tanesi alıyor 150 bin lira, öteki alıyor 5 bin lira para. Böyle adaletsizlik olmaz. Eti o da aynı fiyat alıyor, ben de aynı fiyat alıyorum. Yani zam olsa da enflasyon sürekli artıyor sonuçta. Dolayısıyla yani zam olsa da insanların alım gücü hala düşük ve düşük olmaya da devam edecek. Kurlar dengelenmediği sürece insanların alım gücünde herhangi bir değişiklik olmayacak. Zaten piyasaya Allah bullak oldu kardeşim yani, anladın mı? 5900 olsa da ne, 6900 olsa ne. Piyasa şu anda çok kötü. Türkiye'ye zor günler bekliyor ya. İnşallah hayırlısı olur. Da zam gelmesin ama hiçbir fiyat da artmasın. Hani ne onu istiyoruz ne onu istiyoruz. Şimdi zam gelse hepsi artacak. Yerinde sabit kalsın.